Bakacağız şimdi. Bu mu yani gerçekten? Bu evde neden bu kadar fazla tuvalet kağıdı var? What the fuck? Abi buzdolabında bile tuvalet kağıdı var. Bu ne lan? Tuvalet kağıdı evi burası. Evet. Kıyamette ölene kadar yiyecek tuvalet kağıdına mı ihtiyacınız var? O zaman boya gidin. Tekrardan merhabalar. Project Zomboid'de kamp serimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi en son kampımıza gidip uyumuştuk. Ya uyumamıştık. Kafam durdu. Şimdi halihazırda yapacağımız şey nedir? Birkaç şeyim var benim. Aslında benim birazcık odun bulmam lazım ki şey gerekiyor. Şu kamp ateşini yakalım. Neymiş bu? Bu neymiş lan? Ammo Maker. Mermi yapma moduyla alakalı bir şey ama bilmiyorum. World Experiment. Experiment. Experiment'ın ne olduğunu bilmiyorum. Yani İngilizce biliyorum diye geçiriyordum ama onu bilmiyorum. Neyse. Konudan dağılmayalım. Şimdi eğer videoyu beğendiyseniz beğenebilir. Kanala abone olabilir. Bana destek olabilirsiniz. Bu video serilerini devam ettirmeye çalışıyor olacağım. Valorant oynuyorum. Diğer oyunlar oynuyorum. Birden fazla oyun oynuyorum ama elimden geldiğince her birine vakit ayırmaya çalışıyorum. Ama bildiğiniz üzere insan bir gün içerisinde neler sığdırmaya çalışıyor. İş güç, oyun, onun video çekilmesi, editlenmesi, atması. Bunların hepsi aslında bir emek. Yani bunun karşılığında eğer en ufak da olsa videoyu beğendiyseniz ya da güzel geçiriyorsanız beğenebilir, yorum yapabilir. İyi ya da kötü parantez içerisinde kanala abone olabilir, bana destek olabilirsiniz. Şimdi birkaç odun bulalım. Kamp ateşini yakalım, uyuyalım. Yorgunluk çünkü bir tık arttı. Güzel, bu odun işimize yarar. Şöyle yapacağız bu çantaya. Lan! Çok fazla şeyi elime aldığım için artık ağırlık bindi bana. Başka ne var atabileceğim şöyle. Gördüğüm kadarıyla şey de yok. Ne ağırlığa sebep olan ne var ona bakıyorum ama yok. Yani kase mi? Yok. Değil. Başka bakalım. Yok bu. Tüy kadar hafif. Yani şunu da atalım. İki ağırlık yapıyormuş. Okey. Haritalar bir şey değil. Dezenfektan bir şey değil. Boş şakmak. Tamam bu sıkıntı değil. Yok başka bir şey yok. Yani şu an gördüğüm kadarıyla. Okey. Devam. Birkaç odun daha bulursam en azından ateşi yakarım. Sonra vur kafayı yatalım. Ertesi gün kalkarız. Çivi bulmuştum ben. Bakayım. Aynen çivi var. Odun bulup baltam da var aslında. Birkaç tane ağaç kesip normal odun bulmakla uğraşmayıp birkaç tane ağaç kesip kutu mutu bir şeyler yapabiliriz belki. Malzeme koymak için. Sürekli yağmur yağıyor. Bakalım. Göreceğiz mi? Hava kararıyor, öyle bir sıkıntı var. Ve benim birinden gözlük bulup takmam lazım, o da ayrı bir konu. Ya. Hiçbir şey bulamıyorum. Karanlık olduğu için diye tahmin ediyorum. Yoksa arama becerim, araştırma becerim o kadar useless değil. Hadi, hadi, hadi. Birkaç odun daha bul ya. Bana ağaç kestireceksin şimdi ha. Yani bana bildiğin ağaç kestireceksin şimdi. Peki, şöyle yapacağız o zaman. Şunu al, sol kemere. Al onu da eline. Şu ağacı kes. Buradan yeterince şey çıktı zaten. Dal da çıktı, ağaç dalı da çıktı. O küçük o küçükleri testereyle normal kesip şey yapabiliriz. Şimdi şunu replace me kısmına hemen şu ağaç dallarını koyalım. Bilmiyorum ne kadar ekleyecek ama en azından
Şimdi bakalım kamp ateşi süresi 3 saat yanacak. Ateş yak, dalgıç akmakta ateş yak bari. 3 saat yansın sonra zaten yatacağız. Gece boyunca ateşi yanmasına gerek yok. Yani yağmur altında da ateş yakıp onun yanında böyle oturmak ayrı bir olay. Ama yapacak bir şey yok. Var mı? Yok. Şimdi kalas kesmem lazım. Okey. Şimdi benim isteğim şu. İnşa et, mobilya, depolama, ahşap kasa. Yani en azından şunu şuraya koyarsam şimdilik. Biliyorum kötü durdu ama yapacak bir şey yok. Düzenleyeceğim. Yani sonradan onu alıp başka yere taşırım. Sıkıntı yok. Ona düzen çekerim. Ama şu an benim burayı bu şekilde düzenlemem lazım. Bunları oraya bir atmam lazım. Neyin ne olup olmadığını görmem lazım. Hatta düşük seviye marangozluk. Benim bunu okumam da lazım. Yani yağmur altında kitap da okumadım demem kardeşim. Hava da kararıyor. Nice. Yatacağız. Yapacak bir şey yok. Şimdi uyuduk. Ertesi gün bakalım bize neler bekliyor olacak. Ateşimiz söndü. Yemek şovunu kaçırdık. Sıkıntı değil. Yemek şovunu kaçırdık ama hiç sıkıntı değil. Şimdi şöyle yapalım. Baltayı da atalım şuraya. Tamam mı? Şuraya koy, kutu içerisine koy. Bu yeni gelecek olan paketle beraber, yani update'le beraber çadırı da bir şey olarak kullanılabiliyor olacak sanırım. Bir depo olarak kullanılıyor olacak diye tahmin ediyorum. Yani bu gereksiz olan şeyleri de atacağım, sonra bir düzen çekeceğim. Şimdi düzene karşı hassas olan arkadaşlardan özür dilerim yaptığım için. Başka bir şey yok. Bunları da at. Bunları da at. Ağırlık yapmasın üstümüz. At 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 at. Tamam, şu çakmağı da çek şunu yanına. Okey. Aslında bu... Oo, bak şimdi. Şundan bahsediyordum ben. Şimdi bunu aldık ya. Şunları alıp şuraya koyduğun zaman. Bak şimdi. Meyve salatası. Yani çok fazla bir şey yok gerçi. Böğürtlen var sadece. Neyi artısını yapıyorum bilmiyorum ama. Yani aynı şeyi yediği için mutsuzluk oranı arttı ama çok bir şey yok. Mantarı da ye. Hepimiz yine gelsin. Şu mantarı da ye. Hepimiz yine yerine gelsin. Okey. Yani doğada bulduğumuz şeyle en azından açlığımızı giderdik. Self-sustain. Kendi kendimizi idare edebiliyoruz. Şimdi ne yapalım ne yapalım. Gidelim. Tat bakalım. Zaten 12'de bir yayın olacak. Yayın izleyelim. Kaçıncı gündeyiz biz? Üçüncü gündeyiz değil mi? Yok. Hayatta kaldı. Bir gün. İkinci güne dönüyoruz daha. Benim için vakit çok hızlı geçiyor. Bir tane taksi bulmuştum. O taksiyi şeyde bulmuştum. Buradalıkta. Ama benzini yoktu. Yani bir benzin bidonu bulup bunu alalım. Okuruz. Kolibanda yani bir şey yapamayacağız. Bıçakları bilemek için, keskinleştirmek için olan bir şey bu. O var. Şimdilik bu dursun. İşimiz yok çünkü. Gerek yok. Boş ağırlık yapmaya gerek yok. Aslında şehir içerisinde çok güzel bir alet edevat dükkanı var ya. Oraya gidip oradan yine çivi kutuları vesaire alıp gelmek lazım. Arkadaşım var mıydı bunun? Yoktu. Komple kapalıydı. Alright. Burayı boş geçiyoruz. Burayı boş geçiyoruz. Bana bir tane de şey lazım.
Şimdi söyleyeceğim, gelecek izleyin. Levye lazım bu. Güzel. Bak iyileştim. Birinci günde iyileştim farkındaysan. Birinci günde iyileştim ama yani meşetle adam öldüremiyor. Tactical machet bu, rancher machet hasar orta zaten, kuvvetli değil yani. Bazen şanslısın, yaralı şeyini aldığın zaman bunu ilk başta evet puanla başlıyor ama çok ağır yaralarla başladığı zaman sıkıntı yaratıyor. Bazen de çok şanslı olabiliyorsun bu senaryoda olduğu gibi. Çok uğraştırmadı. Televizyonumuz var. Ama burada kalmayacağız bu kadar süre boyunca. Konserveler var. Yani bu konserveleri alabilirim, taşıyabilirim ama yiyecek sıkıntım hiç yok şu an. Şu an yiyelim. Onu da yiyeceğiz. Bana kalori lazım. Bol miktarda kalori lazım. Bol miktarda mı? Su şişesini alabilirim. Enerji içeceği. Ne güzel bana. Yani o kadar saat boyunca oynadım, enerji içeceğine hiç denk gelmemiştim. Modla beraber tabii ki giriyor. Modu kullandığımdan beri yine de denk gelmemiştim. Bir ara bandı alalım. Tabii ki bunları çıktı koyalım ki. Dezenfektan niye üstümde taşıyorum? Sormayın. Sorma neden. Okay. Burada bir şey yok. Kıyafetten bu arada bak modellemesinde sıkıntı var. Arkadan bakınca omuzlar boş görünüyor. Lütfen size birazcık kalabalık ol arkadaşları uyandırmadan. Sinir etmeden. Şöyle sakin sakin. Sessiz sessiz. Aslında okula gidip kitap kitap alabilirim. Kitap lazım çünkü. Eğitim şart. Beni görmedi onlar. Niye gerilim yaratıyorsun ki şimdi? Beni gören neden yok lan? Ben görmüşüm. Tamam, sıkıntı yok. Beni gören neden yok? Sen niye geriyorsun ki ortamı? Amacın ne ki şimdi senin? Sen ne olsun istiyorsun ki? Şimdi böyle sneak olarak yürümemin nedeni şu bu arada. Çok kalabalık yanından geçtiğin için şunlar hızlı level alıyor. Atik, şu gizlilik, zariflik. Bunlara hızlı hızlı level alıyor. Zombi sürülerinin yanından geçtiğin zaman seni fark etmedikleri zaman baya güzel şey toplayabiliyorsun. Buraya evet dağıtmıştım ilk bölümlerde. Buranın bir içinden geçmiştik. Çantayı da burada bulmuştuk zaten. Yürüyüş çantasını. Birazcık şanslıydık evet. Yani o her zamanki şansımı kullandım burada. Burada ekin biçim şeyleri de var. Tohumlar vesaire de var. O da iyi iş görür yani. Şimdi şuradan ağaçlık araziye doğru kaçacağım. Şunların line of sight'ını, görüş kısmını da bir kırayım. Görmesinler beni. Bir orada evler var. O evlerden birine gidip şu 12'deki şovu izleyeceğiz. Evler burada. Şimdi şöyle yapalım. Şu arkadaşları indirelim. Okay. Diğer zombiler benim kaybetti izimi. Hemen şu evlere sessiz sessiz sakin sakin. Bu ablamız intihar etmiş. Altın kol saati. Ablacığım bunu senin için alıp hatıra olarak saklayacağım. Sen iyi bir ablamız. Sen niye intihar ettin ki? Bak şarap şişelerini, viski şişelerini hepsini dikmiş kafaya.
Sebebi neydi ki ablacığım? Yani gerçekten böyle bir olay yaşansa, kıyamet kopar gibi olsa, Trabzon bir fink atsa, tüm insanların tabii ki bunu psikolojisi kaldırmayabilir, bir şey diyemeyiz. Yani şey modunda takılabilir. Zombilere öleceğime kendi kendime ölüyorum modunda takılabilir. Yem olmaktansa. Mantıklı. Orta seviye araçlarımı bu işin görür bu arada. Çünkü kaç veriyor? 5'te 6 veriyor. Marangozluk güzel expo aldı. Marangozluk tecrübe desteği olduğu için TP desteği güzel şekilde kasıyor. Ne yalan söyleyeyim, iyi kasıyor. Şimdi dinlendim mi ben? Yorgunluk bir tık daha var. Yere otur biraz daha dinlen. Daha şuradan. Kim? Şuradan dinlen hatta. Dinlen seçeneğini vermiyor mu? Vermiyor. Okey. Nice. Harika. Gerçi bir dakika dayanıklı kardeş. Yorgunluk benim uykuyla ya. Kafa kalmadı iyice. Şimdi güzel, şunu şöyle koyalım. Bu artık işimize yaramayacak. Ona ya da yakacak olarak kullanırız. Yakacak olarak kullanırız. Burada bir ev yanmış. Burada Survivor şeyi var. Aslında kıyafeti bir zarar vermeyecek. Kıyafete zarar vermek istemiyorum. Aklınızda bulunsun, eğer bıçakla saldırırsanız üstündeki kıyafete zarar verir. Ama şeyine üstündeki kıyafeti almak istiyorsanız işte ne bileyim itfaiyeci kıyafeti vardır ya da sevdiğiniz bir kıyafet vardır. Onun hasar görmemesi için normal düz şekilde yere düşürüp ezebilir. Scope var ama yani işe yarar bir şey çıktı mı bilemedim. Benim neyim var? Kendimi üzgün hissediyorum. Kendimi niye üzgün hissediyorum ben? Biri bana söyleyebilir mi ben niye üzgünüm? Niye üzgünsün abi sen? Sebebi neydi ki? Televizyonda izledik bak. Şuradan yak bir sigara, keyfi yerine yatsın o zaman. Şuradan al bir tane. Sigara içmediğin için baba. Bakacağız şimdi. Bu mu yani gerçekten? Bu evde neden bu kadar fazla tuvalet kağıdı var? What the fuck? Abi buzdolabında bile tuvalet kağıdı var. Bu ne lan? Tuvalet kağıdı evi burası. Evet. Kıyamette ölene kadar yetecek tuvalet kağıdına mı ihtiyacınız var? O zaman bu eve gidin. İşte. Ben ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Bu bölüm ilk yerin bölümü. Okey, sıkılmayı da bir şekilde hallettik. Şimdi benim ihtiyacım olan şey şu, okula erişmem. Okul da şurada. Birkaç blok aşağıda. O yüzden vakit kaybetmeden sakin sakin yürüyelim. Anasının ağzıymış. Ev dolu. Kalabalık. Ben yokmuşum gibi davranın. Ben yokmuşum gibi davranın. Aldırmayın bana. Ben sadece geçiyorum burada. Aldırmayın bana. Ya aldırmayın bana diyorum ya. Beni bir yok sayın ya. Beni bırakın ya. Beni bir bırakın ya. Araba olmaması en büyük sıkıntı işte. Araba olmadığı için yayan gidiyoruz sağa sola. Araba olsa atlayıp böyle vırın vırın diye sokak sokak, mahalle mahalle gezeceğiz.
Neyse, koşmadan sakin sakin giderim ya. Koşmaya gerek yok. Okey, bizim yapacağımız şey buradan aşağı şuraya atlamak. Üzgünüm abicim. Yani çok üzgünüm. Aslında burası da güzel bir yer ya. Bura komple çevrili. Çitlerle. Yani buraya da kurulabilir aslında. Bilemedim. Ha, şimdi o camı kıracak. Sesle milleti oraya toplayacak. İzliyoruz. İzliyoruz sadece, izliyoruz. İçeri giriş yolumuz burası. Cipsi falan yemem lazım bu arada. Kalori lazım bana. Aşırı abur cubur yemem lazım. Şu an benim çantaya ihtiyacım yok aslında. Buraya bakmama da gerek yok ama protect yourself issue. Shield. Kalkan hiç kullanmadım bu oyunda. Spor şişesi alanı da lazım olur. Ne kadar fazla şişe olursa o kadar iyi. Suyu stoklarım en azından. Su kaynatıp sürekli kaynat kaynat yapacağım mı? Suyu stoklamış olurum. Bizim için önemli olan burada birkaç şey var. Bir spor salonu, beyzbol sopası falan verir. Mesela marangozluk, çiftçilik dergisi, yeni başlangıçlık yardım al, ne yapacaksan, elektrikçilik al, düşük seviye avcılık lazım olur, al. Araştırma, araştırma değil, onu çoktan geçtik biz. Terzilik ve çiftçilik, yani, okey. Tamam, mühendislik. Şu başka bir şey yok. Hunting advanced ileri seviye için 3 ve 4 diyor gerçi. Dur. Demircilik orta seviye araştırma zaten var şu an bende. Vardı yani. Atmadıysam bir yere. Okey, gerek yok. Aldık şunu. Terzilik aldım değil mi? Almadım, almışım. Okey. Tamircilik al. Yani. Şuradan bir tane al. Balıkçılık al. Yemek. Al şunu da. Al onu da. Bir şeylere vurmaları iyi. Bu açıdan iyi. Senden uzaktalar demektir. Ses yapıyor. Bir şeyle meşgul şu anda. Ama ses kesildiğinde tetikte olmanız lazım. Mantık bu. Yani bir şeylere vuruyor. Ben gidip öldüreyim mantığıyla bakmaya gerek yok. Orada bir şeylere odaklansın. Ben buradan gerekli işlemi alacağım. Ve tüyü olacağım. Ben televizyonu yenilik açacağım ama. Yapacak bir şey yok.
Before the pipelines. Bak şu iyi. Şey yapabilirim direkt. Kuyu yapabilirim. Gerçi bayağı uğraştırıyordu o kuyu. Bayağı bayağı uğraştırıyordu yani. Havadar iptir olur budur falan filan. Gerçi ben şu an şeyleri biliyorum. Okey. Yani gördüğüm kadarıyla şey yok. Bir jeneratör kitabı yok. Gördüğüm kadarıyla. Yani yapacak bir şey yok. Bazen elde ne varsa onu alırsınız. Nasıl başardım lan? Şu şuraya tıklayacakken ışığa tıkladım, sivice tıkladım. Yani futbol kaskı, okey kaskı bunlar iyi güzel de. Şunu giyeyim bari. İzolasyon daha az olduğu için. Terletmez en azından. Evet, diğer kitap bulacağız dedik. Bir ton dergi bulduk. Ama şey bulamadık. Sıkıntı mı? Değil. Kötü mü? Değil. İhtiyacımız olan şeyleri aldık. Enerjim yerinde. Dayanıklılığım var. Sıkıntı yok. Yani bu şu demek oluyor. Kampa rahat bir şekilde sağ salim dönebileceğim. Ama bize araba lazım. Ya da en azından bir benzin deponu, bidonu lazım ki benzin çekim bir yerlerden bir kullanım. İlk aşamada en azından. Okay. Şimdi. Yani. Anahtarı var mı diye bakmadım. Hemen bakayım anahtarı. Vardır. Yani bilemeyiz. Benim senin anahtarı. Yani arkasındaki bagaj kısmı açık. Bu arabanın kendisi kilitli. Güzel. Anahtar üstünde ama benzin yok. Böyle bir sıkıntı var. Sıkıntı değil. Haritaya bak. Orada West Point'i de öğrenmiş oluruz. Güzel. Burada bir şey merak edeyim. Arabanın durumuna bakacağım hemen. Arkadan gelen var bu arada. Arabanın durumu iyi. Motor vesaire iyi durumda. Yani bu arabayı bir süre kullanabiliriz. Okulun yanında bulduk bir tane. Ama benim benzinle gidip bir tane benzin bir doğru bulmam lazım. Daha sonra gidiyorum işe. Şu an bu neredeyse zaten 30 dakika oldu. Bulduğumuz kitaplarla eğitime önem göstereceğiz. Eğitim şart. Eğitimde bir birey olmakta fayda var. Ne kadar eğitimli olursak o kadar hayatta rahat kalırız. Survivor evi. Bu da güzel. Bu da güzel. Okulun hemen bir blok üstü. Ev üstü. Burayı bir tane levye bulup açarsak güzel bir loot çıkacağını düşünüyorum. Maşetler. Onlar bunlar. Onun dışında devam edelim. Tamam şimdi şeye dönüyoruz. Kampa geri döneceğiz. Polis. Sırtında silah var. Harika. Yani bakayım bunlar pompalı tüfek bakayım pompalı tüfek olması lazım.
Alt tüfeği, aynen. Altın hazineleri. Bu iyi. Eğer pompalı tüfek bir şey de bulursak kasarız. Yolunda. Akşam oluyor ama. Bak yine eve dönelim. Eve dönelim, kampımıza dönelim. İşin ilginç yani hiç tehlike olmadı. Yani şoma hazırlık yapmak istemiyorum ama hiçbir zombi tehlikesi falan olmadı. Yani otururken, kamp ateşi başındayken falan böyle beklerken bir tane rastgele zombi kafasına göre selamun aleyküm deyip dalmadı. Bu iyi. Yani bir tık güvenli olduğunu gösterir. Tam yerleşmeden ya da kurulmadan önce ben zaten şey yapacağım. Daha iyi bir yer bakacağım. Arabayı da o zaman kullanırsam. Yani bir tık daha böyle şehirden bir tık uzakta yapabilirim. Yani her ne kadar güvenli gibi görünse de şehre yakın olmak sıkıntı. Çünkü rastgele zombi orduları yani birikintileri, o toplulukları kafalarına göre yer değiştirebiliyor. Rastgele aralıklarla. Ya da işte random diyelim bir event oldu. Yakında işte makinalı tüfek taradı ya da pompalı tüfek ateşlendi ya da işte birisi çığlık attı. Direkt o sesi duyup oraya doğru gelebiliyorlar. Bu da risk yaratır. O yüzden hani onu yapmadan önce daha düzgün bir şey düşünebiliriz. Karakter bir yere otur bari biraz. Tam karşıdan gelen zombiye bir bak. Sen ona bak, o sana baksın. Dinlenmiş ol. O sırada arkadan bir tane gelsin. Seni hard diye kapsın. Şuraya kadar görebiliyorum bana. Görebiliyorum dedim, duyabiliyorum. Sıkıntı yaratmıyor yani. Normal yürürken de soluklanıp dinlenebilirsin ama yani şu dayanıklılığını artırması yürürken bir şeyi aldım. Şunu almıştım. Nerede o? Bir dakika. Almadım lan ben yoksa onu. Abi almadım sanırım. Hızlı dayanıklılık gerileme şeyi vardı. Onu almamışım. Mükemmel. Puan yetmedi muhtemelen. Yani bütün izci şeylerini falan filan araştırma perklerini hepsini doldurdum, bitki uzmanı falan filan. Aslında şu bitki uzmanı şeyini almasam da olurdu. Çünkü bir dakika şu an var mı? Çiftçilik dergisi yok. Bitki uzmanı dergisi. Bak bitki uzmanı dergisi gördün mü? Yani aslında bu şunla şu şey yapılabiliyor. Aklınızda bulunsun. Yani kitap bulduğun zaman zaten şuna gerek yok. Boşa puan vermişim. Ha ne artısı var? Arama yarı çarpımını veriyor ya. İşte şifalı bitki bulma, şey bulma, hani bitkileri tanıdığı için daha rahat bulabiliyor. Araştırma yaparken onları daha rahat bulabilmeyi sağlıyor. Şimdi bazı bitkiler yanıkta kullanılabiliyor, yanık kremi yapabiliyorsun. İşte bazı bitkiler zehirlenmeye karşı iyi. Vesaire vesaire. Yani dayanıklılığı arttıran bitkiler falan var. Ginseng falan buluyor işte yabani. Yani o tür şeyleri bulmanı sağlayan şey aslında o. Fazladan bulma yüzdesi işe yarar mı? Yani ben dedicated olsun diye yani kendimi yabana atacağım diye bu şekilde bir yaptım. Siz karakter yaratırken bunu bu şekilde yapmazsınız da işte şunu çıkarır başka bir şey alırsınız. Ya da işte örnek veriyorum kendine çok güveniyorsunuz. Bunu her seferinde alırım bak keskin kulaklı şeyini ama bunu almazsın mesela. Aksiyon olmasını istiyorsan kullanabilirsin. Şey yapabilirsin yani. Onun dışında Gordon şu an aldığım bana hiçbir artısı yok. Çünkü levye bulamadım. Levye yok çünkü. Okey. Şu arabanın anahtarı var gibi hissediyorum üzerimden. Sonraki bölüme sürpriz kalsın. Sonraki bölümde o arabadan anahtar çıkaracağız. O yüzden stay tuned. Beklemede kalın. Yani günler hafif hafif malzeme toplayarak, parça toplayarak geçiyor. Şu kitap.
kitapları falan okumak lazım. Şu dergileri. Çünkü ben bunları okumayınca olgu, Ramço falan deliriyor. Ya birader diyor, alıyorsun diyor, aldığın anda okusan oradan diyor. Niye uğraşıyorsun diyor. Ben ders seferinde böyle bunların hepsini topluyorum. Böyle birikiyor. Kardeşim biriktirerek okumayı seviyorum. Anladın mı? Top. Oh, buradan bir şey alayım hemen. Şunu bir saniye. Şunu yapmamın nedeni şu. Bunu almamın nedeni şu. Bununla ateş yakacağız. Ateş yakmak için kullanacağım. Yani amacımız onu tutuşturma parçası olarak kullanacağız. Hatta ben çentik delebilirim. Çubuk yapabilirim. Çarpmak şey yapmadan bile çubukla ateş yakabiliriz. O raddeye geldik. Şimdi şu dergilerin hepsini atalım şöyle. Hatta bana bir tane daha kutu yapsam iyiydi ya. Yetmeyecek gibi duruyor. Okey. Bir daha da atalım. Ayarlarız, bir tane daha kutu ayarlarız. Şimdi amaç geçici. Böylelikle bu bölümü de burada sonlandıralım. Buraya kadar izlediyseniz, yani buraya kadar gelebildiysek, buraya kadar izlediyseniz kanalı beğenebilirsiniz. Abone olabilirsiniz, yani beğenebilirsiniz. Videoya yorum yapabilirsiniz. Neyi yanlış yaptığımı, neyi doğru yaptığımı saygı sınırları çerçevesinde söyleyebilirsiniz. Ben de size ben onu bu sebeple yaptım, ha bilmiyordum şöyle olurdu diyebilirim. Sohbet muhabbet edebiliriz yorumlarda. Çok cana yakınımdır. Yani yazılan yorumları geç de görsem işimden dolayı cevap vermeye çalışıyorum. Elimden geldiğince içte dışta olmaya çalışıyorum. Bu videoyu sonlandıralım uzatmadan. Kampa döndük, geceyi geçireceğiz. Yarın da bakalım Allah kerim modundayız. Sakin geçiyor. Ot gibi bir hayat yaşıyoruz ama kamp hayatı böyle. Zombilerden uzak, tehlikeden uzak aslında. Sonraki videolarda, bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.